divanlar çıktı mı yuvasından? Soğuk oldu mu giriyor bunlar içeri değil mi? Aynen öyle. Dayı soğuk oldu mu niye içeri giriyor bunlar? Anatomik olarak dinlenme ihtiyacı hissediyorlar. Yani çünkü biz vücut hareket sistemleri ısıya bağlı. Orada geçen gün gece rüyamdan gerek koydu. Rüyamda. Rüyamda. Diş kapatmasın oğlum. Ya o değildi, iyi dinle. Yılan buradan bir soktu, diş buradan çıktı. Rüyamda. Aynen öyle. Sonra o can evliyle bir kalktım, dokundum, baktım benim sağlam. Geri yattım. Ya bunların derdinden bir kısım mı? Efendim ortak. Valla. Sizin mandırada mı? Harbi ya, yılanı gördün mü? Var. Yılanı gördüm. Tamam özürme geliyorum. Kim lan? Tut. Kim yandı? O zaman hemen önce yılan büyük. Kardeşim bu en gerek mi? Daha en gereğin alası. Oo. Senin kurk yatır tavuk var ya. He? Tamam onun yattığı helginin altına kıvrılıp bekledi. Kış geldi. Daha yaz gelmeden yılan geldi. Yok. Çünkü bana cimcim de görmez bir şeyden. Tamam. Eline sağlık. Akşam tutmasaydık akşam sabaha kadar eritirdi. Çok sağ ol. Ellerine sağlık. Peki. Süleyman. Sağ olun abi. He? Abi, asıl sen sağ ol. Yani bu... İçerideydi. İçeride. Ne zaman gördün onu? Ben gördüm. Evran. Engerek. Hayda engerek kuşta. Dokuna. Allah Allah. Tabii. Ya ben buz gibi ya. Hay be. Bende olsun ha elini alma çok. Ne? Yok çok elini alma. Allah Allah. Ulan korkma gayret Mustafa adam. Kardeş. Dinliyorum. Gel. Oraya konuş. İyi ki ben görmedim ya bunu. Neden? Yoksa bunu olurdu. Yok yakalayamazdım ben. Kaçardı. Seni görmüşken makine operatörlüğünü yapıyorum. O yere vermediysen alayım. Yapak biz Allah yapak. Allah Allah. Kamyonun seferini fiyatını ya, hallederiz. Ya ki bizi sokmadı bu. Allah Allah. Kuştan kuşun arkasında yılan geliyor. Nasıl bir yılan geliyor? Alaya dedim ama o da daha yapmıyor. Dediysen tamam bitti biz de çıkalım. Yok dediysen. Ne dedin? Daha yapmayalım. Yok imkan yok abi ona dediysen onun olsun. Ayrını görsün. Küçükler var ya. Allah bravo. Allah takdir ettim arkadaş. Seni takdir ettim bundan. Emrah. Gel çekiyorum. Oğlum gel yana bak. Ya kahraha bak kahraha adamı gelmiş. Bizim kübeste yakalamış. Mustafa kardeş bu şimdi soksa adamı. Bak abi ben sana anlatayım. Bu soksa adamı sana bana acayime göre farklı. Bir verdiği enjekte ettiği zehir miktarı burada senin ölümcüllük seviyen. Bir, evet. İkincisi senin metabolizman, sağlık sistemi. Herhangi bir rahatsızlığın yoksa 15-20 dakika, yarım saat.
Kesin ölüm mü yani bu sokarsan? Yok kesin ölüm değil, bunun panzeri şeye var. Gitmezsen, hastaneye gitmezsen. Hastaneye gitmezsen, mutlak, panik yaparsan. Mutlak ölüm mü bekliyor? Mutlak ölüm aynı. Hiç kaçar yok. Allah. Ülkemizde en çok, yani Arsu en çok ben bir yerde. Ya. Ulan bu bizim kümeste. Şöyle diyeyim. Ulan yılan kardeş, yırttın ha. Vallahi. İnsan teması sıklığıyla zehir potansiyelinin gücünü ele alırsak, ülkemizdeki ve Orta Doğu'daki en tehlikeli en gerek türü bu. Anlattığımız en zehirli yılan bu. Biz anlattıklarımız bu çevreye göre. Bunun adına pafrık derler. Pafrık. Pafrık denir. ADP'deki adı pafrık. O ses ne? Türkiye'de de en gerek. Latince adı macrovipera. Yani büyük en gerek. Büyük en gerek. Büyük en gerek. Geçenki adam diyor ya büyük en gerek diyordu. O şeyde. Ne diyor? Ne kanalında? Jason Johnson ne? O kanal tamam bir tane bir koca. Ben de geleceğim Jason Johnson'ların yanında olacak. Bir de bu izleyeceksin. Bu şeyleri kadından bir erkek. Sen burada bu yılan tutucu olmasan bu yılanlar ölüyor biliyor musun? Biraz böyle oğlum. Yani benim mücadelem zaten bunların ölmemesi için. Herkese bir anlatacağım. Bir dakika oğlum. Yani sen olmasan mecbur olacaksın. Erilse yılan değil mi? Gördün mü? Evi bırakamayın ki. Al şunu kucağına hele. Al şunu. Bir şey diyeceğim. Akın. Dur bir dur. Aynen dur. Bak yılana bak oğlum ya. Bugün tavuklardan bir ses duydum. İçeri girdiğimde bu yılanla karşılaştım. Türünü biliyor muydun? Türünü evet. Daha önce biliyordum. Çünkü sizden çok yılan kurtardım. Evet. Kardeşim sağ olsun. Geçen sene de aynı yılanla karşılaşmıştım. Onu da, o dişi bireydi, evet. Bu muhtemel erkek. Onu da kurtarmıştı. Tabi o an panik yapmadım. Sağ kardeşimi aradım. Ben de sağ öldürmemeni olsun, söyledim. Evet, sağ olsun kendisi daha önce beni bilgilendirdi. Böyle bir durumla karşılaştığım zaman sakin olacağımı, panik yapmayacağımı ve kendisini arayacağımı bana daha önce söylediği için ben de kendisini aradım. Ve o an yetişti. 5 dakika bir zamanla. Biz zaten yakınız. Yani. Evet, yakın olduğu için yetişti. Başarılı bir şekilde yakaladık yılanı. Şu an iyi durumda. Herhangi bir yaralama yok. Zaten bizim amacımız bu yılanları yaralamak, öldürmek değil. Bu yılanları insanlardan uzak bir yerde tekrardan yaşamını sürdürebilmesi için onları salıvermek. Şimdi kardeşim arkadaşlar, bu yılan cins olarak tekrar söyleseniz koca en gerek değil mi? Bir yılanın tehlikeli olduğunu şu şekilde bilimsel kaynaklar belirliyor, değerlendiriyor. Bir, zehrinin ölümcüllük düzeyi, gücü, potansiyeli. İkincisi, bu yılan insanoğluyla ne kadar sıklıkla temasa geçiyor. Yani bazen gerek türleri var. İzole yaşar, doğada yaşar. Yılda bir defa ancak görürsünüz. Bazı da türler var. Hafta 7 günse garanti bir gün böyle müsait bir ortamınız varsa Süleyman kardeşimin eviyle işleri birlikte süt ürünleri üretimi yaptıkları için burada hayvan besliyorlar, tavuk besliyorlar. Yani bir yılan için sulanma, barınma, avlanma gibi ortamların hepsi mevcut. O yüzden de yılan çok geliyor. Gel. Bana ulaştı. Geldik, kurtardık. Şimdi daha fazla strese sokup özgürlüğünü kısıtlamadan salama geçeceğiz. Kıramaz değil mi? Kapağı ver, kapağı ver. Aşağıda bir şey var. Bakın öyle. Kazasız belasız çok şükür başarılı bir şekilde kapağı aldık. Şimdi salım yaparken yine bu türe uygun habitat ortamını seçip biz yılanı bıraktıktan sonra hayvanın o bölgede hayatını devam ettirmesi için gerekli koşullar olan sulanma, barınma, avlanma faktörlerini dikkat alarak salım yapacağız. Şimdi yılanımızı aldık. Başarılı bir şekilde kazasız belasız çok şükür salacağımız lokasyona gidiyoruz. Salım yapacağımız bölgeye geldik. Bu bölge yerleşim birimlerinden uzak. Engire'ye uygun bir habitat alanı. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu kurtarma operasyonu uzun yıllar boyunca oluşabilecek bir uzmanlık sonucu yapılacak bir iş. Kesinlikle bizim yaptıklarımızdaki gibi olacağını zannedip zehirli veya zehirsiz dahil hiçbir yılana temas etmeyin. Hayati risk oluşturur sizin için.
Bu faaliyet sadece uzman kişiler tarafından yapılabilecek bir faaliyet. Tecrübesiz ve bilgisiz kimselerin kesinlikle bu işi denemesini önermiyorum.